Nasıl oturdu mu? Ya. Hemen evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Milli Eğitim Bakanlığı'na 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Biliyorsunuz bu ilk ulusal bayramımız ve Atatürk bu bayramı sizlere adadı ve tüm dünya gençlerine, tüm dünya çocuklarına. Bugün aynı zamanda millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de açılışının 103. yıl dönümü. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla bu bayram, çocuk bayramı birleştirilmiş. Bu ne demek? Aslında egemenliğimizin, geleceğimizin sizlerin elinde olduğunu gösteriyor, değil mi? Atatürk onu düşünerek bu ülkeyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gençlere armağan ediyor. Onların, sizler ne kadar yetenekli, kendine güvenen, özgüvenli, analitik düşünen, bu toprakların değerleriyle bezenmiş bir şekilde yetişirseniz bu ülke ilelebet yaşamaya devam edecek. Ben hepinizin tekrar bayramını kutluyorum. Bir de teşekkür ediyorum sizlere. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir deprem yaşadık. Çok canlarımızı yitirdik. O yitirmiş olduğumuz canlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Orada okullar açmak için, o kardeşlerinizi okullarıyla, öğretmenleriyle buluşturmak için bakanlık olarak biz çok çaba sarf ettik. Tüm buradaki arkadaşlarımızla birlikte, il müdürlerimizle birlikte, tüm öğretmenlerimiz, o sizin öğretmenleriniz var ya, bu ülkenin en büyük kahramanları. Yani herkes, tüm öğretmenler oraya canı gönülden seferber oldular. Orada yemekler pişirdiler, ekmekler yaptılar, gelen yardımları tasnif ettiler. Çadırlarda sizin gibi kardeşlerinizi orada psikososyal destekler verdiler. Okulları hızlı bir şekilde açmak için fedakarlık gösterdiler. Kendi kalacak yerleri olmamasına rağmen çoğu yerde başlangıçta büyük fedakarlıkla sizden geri kalmamaları için o çocuklarımıza büyük destek oldular. Ben konuşmamın başına dedim ki size bir teşekkür edeceğim. Teşekkürü ne için edeceğim? Sizler de aralarınızda yardım topladınız. O yardımları oradaki kardeşlerinize, akranlarınıza ilettiniz. Onun için çok teşekkür ediyorum. Bir de depremzede kardeşleriniz sizin okullarınıza geldi. Onlara ilgi gösterdiniz. Onların dertlerini unutmaları için büyük fedakarlık gösterdiniz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Böylece birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz zaman çözemeyeceğimiz hiçbir problem yok, değil mi? Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerdeki, gözlerinizdeki o ışıkları gördükçe gelecekle ilgili hiçbir kaygımız kalmıyor. Ama bu arada galiba koltuğu kaybettim. Sol tarafımda birisi oturuyor ya. Ona devrediyorum ben koltuğumu. Buyurun. Sayın Bakanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Bugün bayram. Bugün benim, bizim günümüz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103. yılında sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz, onurluyuz. Bu bayramı bize armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini gönülden gönle, yürekten yüreğe, kuşaktan kuşağa taşımalıyız. Öncelikle 100 yılın felaketi olarak isimlendirilen ve 10 ilimizi etkileyen büyük deprem felaketini yaşayan arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz olmak üzere ülkemdeki tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Arkadaşlarımla birlikte bu büyük felakette hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Sayın Bakanım, bu özel günde bizleri makamınızda kabul ettiğiniz için size kendim ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bilmenizi isteriz ki bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, insan sevgisini ve çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden ve kıymetli anne babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz desteğe ve sevgiye layık olacağız. Sayın Bakanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları.
Çocuk bayramına sahip dünyanın en güzel ülkesinin en şanslı çocukları olarak tüm dünya çocuklarına sesleniyoruz. Katılın sevincimize. Dünyamız mutlulukla dolsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ile Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Evet, ne güzel konuştun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet bakalım. İsteğin, arzun neler yapacaksın? Söyle bakalım. Sayın Bakanım, ilk önce ilk yapacağım şey Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevleri arkadaşlarımla birlikte toplantılar yaparak o görevleri halletmeye çalışırım bakanım. Aldığınız eğitimden memnun musunuz? Memnunum hocam. Daha doğrusu şöyle sorayım. Yani Milli Eğitim Bakanı olarak bu çocuklarımıza, gençlerimize sunduğunuz eğitim hizmetinin iyi olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorum bakanım. İçten mi söylüyorsun? İçten söylüyorum sayın bakanım. Evet, çok teşekkür ederim. Peki çözmek istediğin bir sorun var mı? Yani bence okullarımızda her şey yeterli bana göre. Ama arkadaşlarımın bir çözmek istediği sorun varsa onlara sorabiliriz bence. Onları dinleriz değil mi? Evet hocam. Çocuklarımızdan gençlerimizi dinleriz. Öğretmenlerimizi dinleriz. Onlardan aldığımız geri beslemelerle burada gerekli planlamaları yaparız. Evet. Evet. Arkadaşlarına söyleyeceğim bir şey var mı? Yok hocam, sayın bakanım. Sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorsun. Ha? Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de. Çok çok güzel bir konuşma yaptım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, çok teşekkür ederiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Aynı zamanda Ramazan Bayramınız da kutlu olsun. Teşekkürler. Ailelerinize selamlar. Arkadaşlarınız burada kalacak. Bakanlığa devam edecek. Biz sizlerle birlikte ayrılacağız. Artık vedalaşıyoruz ya. Yani. Evet, kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.